Hava Yolları bugünkü ismine 21 Mayıs 1955'te kavuştu. Farklı isimlerle farklı bakanlıklara bağlı olarak geçen 22 yılın ardından şirket statüsüne girdi ve Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı adını aldı. İlk Genel Müdürü Ulvi Enal başarılı bir bürokrattı ve Milli Hava Yolu'nun çehresini değiştirecek adımlar attı. 1956 yılında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'ya üye olundu. Filo eskiydi ve hedeflere ulaşabilmek için uçak sayısını arttırmak gerekiyordu. Yavaş yavaş dışa açılan Türk Hava Yolları, özellikle Avrupa'ya yapacağı seferlere koyacağı bir uçak arıyordu. Boeing 707 piyasaya çıkmak üzereydi ama havaalanları henüz jete hazır değildi. Yenal'ın çabalarıyla İngiliz havayolu şirketi British Overseas Airways Corporation, BOAC, yıllardır zarar eden Türk Hava Yolları'na %6,5 ortak oldu. Bu ortaklık için verilen 2 milyon sterlinle alınan 5 Vickers Viscount 749 filoya katıldı. Türk Hava Yolları'nın ilk Viscount'u ECSC 24 Mayıs 1958'de İstanbul'da teslim edildi. Pistonlu motorlardan tepkili motorlara geçilerek sivil havacılık tarihinde yeni bir dönem açılıyordu. Türk Hava Yolları Vickers Viscount'larla yurt dışı seferlerinde first class uygulamasına başladı. Sefer sayısı arttı ve Türk Hava Yolları Avrupa'da ilk yurt dışı bürolarını açtı. Süre sonra İngiltere'den sağlanan uçaklar ihtiyacı karşılamaya yetmemeye başladı. Eriden türbin pervaneli turboprop uçak arayışına girildi ve Hollandalı uçak şirketi Fokker'la anlaşmaya varıldı. 1960'da 6, 61'de ise 4 F-27 uçağı filoya katıldı. 3 yılda Türk Hava Yolları filosu turboprop uçaklarla yenilenmişti. F-27'lerin gelişi sürat ve konfor sloganıyla duyurulurdu. Elde kalan DC-3'ler küçük havaalanlarına ve kargoya yönlendirildi ve şirket yeniden kargo taşımacılığına başladı. Orta Doğu'nun ilk havayolu hizmet kalitesini yükseltmek için gazetelere verdiği ilanlarla hostes aramaya başladı.